İlk kurslarına yeni bir bakış ve yeni bir anlayış kazandıran Amerikan Kültür Yabancı Dil kursuna konuk oluyoruz şimdi. Beraber izliyoruz. Merhaba sevgili Altın Rehber izleyicileri. Kırıkkale'deki sektörler arası yolculuğumuz kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de sektöründe öncü bir firma olan Amerikan Kültür Dil Okulları firmasına konuk olduk. Yanımda da bu firmanın kurucusu Ahmet Bey bulunuyor. Ahmet Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? İsmim Ahmet Uçan. Amerikan Kültür Dil Okulları Kırıkkale temsilcisiyim. İngilizce öğretmeniyim. 2010 yılından itibaren Kırıkkale'de dil eğitimi anlamında hizmet veriyoruz. Kurumsal bir firma olduğumuz için Türkiye geneli çalışıyoruz. Uluslararası bir standartlarda eğitim vermeye çalışıyoruz Kırıkkale'de. Peki hocam, burada öğrencilerinizde ne gibi hizmetler sağlıyorsunuz? Şimdi öncelikle şu Council of Europe dediğimiz Avrupa Dil Konseyi üyesi bir dil okuluyuz. Uluslararası standartlarda bir eğitim veriyoruz. Bu ne demek? Vermiş olduğumuz eğitim Avrupa Dil Konseyi tarafından onaylı. Her yaştan, ilkokuldan, lise, üniversite ve çalışan kesime yönelik geniş bir yelpazeye hizmet veriyoruz. Öğrencilerimize öncesinde yabancı hoca eğitimi veriyoruz. Bu çok önemli. Yani bu ne demek? Öğrencilerimiz Türkçe bilmeyen bir eğitmenden İngilizce konuşmaya çalışıyor. Bunu bilerek yapıyoruz. Çünkü o dili konuşmak istiyorsanız o dili bilen bir kişiden eğitim almanız gerekiyor. Vermiş olduğumuz eğitimler genel İngilizce programları, yani konuşma odaklı programlar. Sınav programlarımız YDS, TOEFL, IELTS dediğimiz sınav programları ve tamamıyla diğer ikinci yabancı dil dediğimiz Almanca gibi birkaç dil veriyoruz ve bunlar da öğrencilerin eğitimlerini en üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Peki hocam, burada Work and Travel öğrencileri için de hizmet sağlıyorsunuz. Öğrenciler bu durumda hangi aşamalardan geçiyor? Bunları biraz detaylı anlatalım istiyorum izleyicilerimize. Şimdi öncelikle şu, artık dünya global ve insanlar yurt dışına çıkmak istiyor. Buradaki öğrendikleri şeyleri orada pratik yapmak istiyor. Biz de Amerikan Kültür Dil Okulları Kırıkkale temsilciliği olarak öğrencilerimizi Amerika'ya gönderiyoruz. Bunlar üniversite öğrencileri, ağırlıklı çalışıyoruz. Bunun için öğrencilerimizin İngilizce seviyesinin B2 düzeyinde olması gerekiyor. B2 düzeyi biten öğrencimizi Amerika'daki partnerlerimizle işe ayarlıyoruz. Orada 2,5 ay boyunca hem İngilizce pratik yapıyorlar, hem geziyorlar, hem çalışıyorlar, hem de para kazanmış oluyorlar. Böyle efektif bir program. Peki onun dışında İngiltere eğitimleriniz de var. Burada sanırım yine öğrencinin seviyesi belirleniyor. Onun için bir eğitim kursu, eğitim sertifikası veriliyor. Ondan sonra öğrencimiz yurt dışına gönderiliyor. Bunları da biraz anlatalım. Şimdi şöyle, Amerika'nın dışında İngiltere, Malta ve diğer ülkelere gerek dil öğrenme, dil okullarımıza, şubelerimize ya da öğrencilerin staj programlarına yönlendiriyoruz. Eğitim verdiğimiz öğrencilerimize Avrupa Dil Konseyi onaylı uluslararası geçerliliği olan bir sertifika veriyoruz. Bu sertifika ile öğrencimiz dilerse İngiltere'deki şubemize gidip orada 2 hafta minimum olmak üzere 3 ay, 4 ay gibi sürelerle dil eğitimi alabiliyor. Bunun dışında Malta gibi, İspanya gibi, Fransa gibi ülkelere de gönderip orada da öğrencilerin İngilizce ağırlıklı olmak üzere diğer dillerde de eğitim almasını sağlayabiliyoruz. Peki hocam, şunu da merak ediyorum. Bizler genelde evet İngilizceyi yazıyoruz, okuyoruz ama konuşmada zorluk çekiyoruz. Siz burada biraz öğrenciyi zoraki duruma düşürüyorsunuz aslında. Hani mecbur bırakıyorsunuz. Diyelim ki ben yurt dışına gitmek istemiyorum ama okuldan mezun oldum. İngilizcemi geliştirmek istiyorum. Burada bununla da ilgili eğitimlerde veriyor musunuz? Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Türkiye'deki genel itibariyle gözlemlerimiz ve gelen öğrencilerimizdeki sıkıntı şu: herkesin bir şekilde bir temeli var ama kimse İngilizce konuşamıyor. Sıkıntı bu. Biz Türkçe bilmeyen bir eğitmenle baştan, yani ilk seviye itibariyle İngilizceyi uygulayarak, konuşarak öğretiyoruz. Tabii zorlanılıyor ilk başlarda ama sonrasında gerçekten bu öğrencilerin İngilizce konuşabildiklerine kendileri de çok şaşırıyorlar aslında. Ve bu eğitimin sonucunda da öğrencileri yurt dışı programıyla taçlandırıyoruz eğitimimizi. Eğer öğrencimizin İngilizce seviyesi yeterli ise, örneğin ileri düzey bir İngilizce seviyesinde ve yurt dışına çıkmak istiyorsa, bu öğrenciyi de direkt olarak yurt dışı eğitim programlarımıza yönlendiriyoruz. Yani İngilizcesi olmayan kişiye ilk önce ön eğitim verip ondan sonra yurt dışı programımıza yönlendiriyoruz. İngilizce seviyesi yeterli olan öğrencilerimizi ise direkt yurt dışı programlarımıza da yönlendirip yapabiliyoruz.
Hocam hemen şu konuya tekrar değinmek istiyorum. Work and Travel öğrencileri belirli bir süreç var ya bu yurt dışına Amerika'ya gidebilmek evet, için. Evet. Ne kadar zaman öncesinden başvuruda bulunmaları gerekiyor? Work and Travel öğrencisi başvuruları, eğitim başvurularımız, yurt dışına çıkma programlarımız Eylül sonu itibariyle başlar. Ve öğrenci iyi iş bulabilmesi için Mart ayına kadar başvurması gerekir. Work and Travel öğrencisi olma şartı şudur. Üniversite öğrencisi lisans eğitimi alıyor olmak. Ve not ortalaması 4.00 üzerinden minimum 2.00 ortalamaya sahip olması gerekiyor. Yazın gönderiyoruz öğrenciyi. İsterse Mayıs sonu itibariyle gidiyor. 2,5 ay boyunca Amerika'da inanılmaz bir deneyim, İngilizce pratiği ve para kazanmış oluyor her şeyden önemlisi. Hem geziyor, hem eğleniyor, hem de para kazanıyor. Peki ileriye yönelik hedeflerinizden de biraz bahsedelim istiyorum. Evet. Şimdi Kırıkkale'de 2 tane şubesi olan bir kurumsal dil okulu markasıyız. Bu arada Kırıkkale'nin ilk dil okulu markasıyız ve tek dil okulu markasıyız. Ve Kırıkkale'de ikinci şubemiz var. Yenişehir, Yahşehan bölgesinde, üniversite kampüsünün yakınında diğer bir şubemizde hizmet veriyoruz. Kırıkkale'de dil anlamında tek markayız ve bu alanda kendimizi geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bununla alakalı projelerimizin dışında, yurt dışında direkt Kırıkkale'ye bağlı bir şube açmak ve bu alanda bir partnerliğimizi daha da bir üst seviyeye taşımak. Bununla alakalı yurt dışından gelen misafirleri burada konaklatıyoruz mümkün mertebe. Bununla alakalı daha geniş projelerimiz var. Ve Kırıkkale'de bulunan vatandaşlarımızı da Amerika'da, İngiltere'de birçok yere götürüp onları Kırıkkale'yi tanıma imkanı ve oradaki şeyleri buraya getirme imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Bu alanla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yani Kırıkkale'nin dışında diğer illerde de şubeleriniz var mı? Bizim kurumsal olarak Amerikan Kültür toplamda 200 tane şubesi olan kurumsal bir dil okulu markası. Kırıkkale kurucusu olarak ben Kırıkkale'de 2 şubeye sahibim. İller bazında da Türkiye'nin neresine giderseniz gidin bir Amerikan Kültür dil okullarını muhakkak bulacaksınızdır. Peki hocam, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim. Röportajımı sonlandırmadan önce son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kırıkkale'ye geldiğiniz için, kurumumuzu seçtiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım. Sizleri tekrar burada görmeyi umut ediyoruz. Amerikan Kültür Dil Okulları olarak Kırıkkale'nin bir markası olduk. Kırıkkale tarafından sahiplenildik. Umarım ileride çok çok daha güzel işlere imza atacağız. Siz de bunlara şahitlik edeceksiniz. İnşallah diyoruz. Evet sevgili izleyenler, Kırıkkale'de bulunan Amerikan Kültür Dil Okulları firmasına konuk olmuştuk. Bakalım bir sonraki durağımız neresi olacak?